Bize şöyle deniyor, siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üniversitelerin özerk olmasını zaten istemiyor muydunuz? İşte bırakalım, üniversiteler kendileri karar versinler, kendileri atasın, kendileri yükseltsin, kendileri sınav yapsın. Evet, bu çok güzel bir şey sayın vekiller. Ama özerklikten eğer bahsedeceksek, önce üniversiteler rektörlerini kendileri seçebilmeli. Eğer rektör seçimlerinde bir takım sorunlar yaşanıyorsa, bunun önlemlerini alacak çalışmalar yapılabilir. Orada bir takım kriterler getirilebilir. Bu bahane olmaz, bahane teşkil etmez. Ama üniversitenin rektörünü bile seçemediği bir ortamda üniversitenin özerk olmasından bahsetmek çok zor. Diğer taraftan tabii ki üniversite ve rektörü bazı şeyleri belirleyebilir, atamaları yapabilir, kadroları belirleyebilir ama hangi üniversitelerde? Siyasetten arınmış üniversitelerde. Oysa şu anda çoğu üniversitemizde siyasetten arınma diye bir şey söz konusu değil. Ve belli grupların elinde, belli cemaatlerin elinde yürüyen bir sistem var. Bununla ilgili sizlere de şikayetler gelmiştir. Bize de çok sayıda şikayet geliyor. Sanırım Yükseköğretim Kurumu'na da bu şikayetler ulaşmıştır. Bu nedenle biz önce üniversitelerin siyasetten arınmasını sağlayacağız ki daha sonra rektörlere bu atama yükseltme yetkilerini verebilelim. Bu nedenle şaibeli olacak ve siyasileşecek siyasi kadrolar yaratacak bu uygulamalardan uzaklaşmak zorundayız. Bu ülkede üniversitelerin, yükseköğretimin kaliteli olarak gelişmesini isteriz. Yeterli kadro sayısıyla öğrencilerin geleceğe iyi hazırlanabilmelerini isteriz. Bir taraftan da ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi değerli vekiller işsizlik. Ama işsizliğe çözüm olacak tedbirlerden bir tanesi de üniversite kontenjanlarının planlı bir biçimde belirlenebilmesi. Bu nedenle bu kontenjanlara çok dikkat edilmesi, ona göre ihtiyaç dahilinde verilmesi işsizlik sorunu için de önemli olacak bir uygulamadır diye düşünüyorum. Yine işsizliği önleme konusunda, kalifiye eleman yetiştirme konusunda planlı bir takım çalışmaların üniversitelerce yapılması ve YÖK tarafından teşvik edilmesi ki edilmeye başlandığını görüyoruz ama bu çalışmaların artması, üniversite sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi hedef olarak kesinlikle konulmalı. Son olarak sayın milletvekilleri, bu önergenin akademik camiaya bir fayda sağlaması gerekirdi. Ancak fayda değil değişmeyen ya da biraz daha siyasileştiren bir boyuta getirildiğini görüyoruz. Buna kesinlikle karşıyız. Ama yine söylüyorum ki üniversiteler özgür bilgi üretemeden ve siyasetin etkisinden arındırılmadan hiçbir zaman başarıya ulaşamazlar ve bu da ülkeye bir fayda sağlamaz. Teşekkür ediyorum.